Efendim hayırlı işler. Çıraklık döneminden bu tarafa 52 yıl falan geçti. 40 sene de dükkan çalıştırıyorum. Kartal'da başladım. Beşiktaş'ta devam ettim. Yine Kartal Mındıkası'na geldim. Vallahi güzel çıraklık devremimizde, kalfalık dönemimizde güzel bir şeyi yaşadık yani. Güzel bir devre geçti. Tabii gittikçe çıraklık, çırak yetişmediğince zor bir döneme girdik. Bunu da yapacak gençler olmadığı için biz de bırakma mecburiyetinde kalıyoruz yani. Onun için yok olup gidiyor. Şu anda işte en genç yaşlar bizim gibi hemen hemen 60'ın üstünde kişiler kaldı. Bunda da bundan sonra devam edemeyeceğine göre bu meslek böyle eriyip gidecek. Tabii yani gençler, çocuklar hep okudukları için çıraklık mesleği okulu olmadığı için bu meslek buraya kadar. Şimdi ekseri tabii pamuk ve yün kullanıyoruz. Daha sıhhatli, iyi oluyor. Şimdi yeni naylon, polyester, silikonlar çıkınca tabii yıkaması da rahat olunca pamuk yün biraz daha keri şeye kalmıştır. Ama tabii en şeysi de yine pamuk ve yündür. Yani en sıhhatli, kullanışlı. Bunu da yapmak için tabii önce kumaşı kenarlarını dikip yere serip üzerine pamuğu darıyoruz. Yani güzel kabartıyoruz onu. Ondan sonra tabii şey yaptıktan sonra güzel bir sopalayıp, çubuklayıp ondan sonra tikim vaziyetine getiriyoruz onu, hazır vaziyetine. Aynı işte öyle gördüğünüz gibi oturup ısırıyoruz onu. Fabrika yapımı ile el arasında, el dikiş arasında çok fark vardır. Gençler şimdi fabrikasyon kullanıyor. Niye? Yıkaması kolay oluyor. Makinede makineye atıp yıkayabiliyor ama pamuk yünü makineye koyamıyor. Çünkü yıkanmıyor. Yıkandığı zaman da makinede bozuluyor. Onu ne yapması lazım? Söküp yüzünü yıkayıp tekrar bir daha kabartıp yeniden bir daha yorgun olabiliyor. Yani bunu tabii eskilerimiz bunları yapıyor da yeni nesil ekseri fabrikasyon kullanıyor. İşte pamuklu her zaman terini çeker, yün mesela ağrılarını alır, yatağını sıcak bırakır. Yani yataktan çıktığın zaman 10 dakika sonra git, yatak sıcak. Ama ödegü yorganlar öyle buz gibi yatağın olur yani. Mesleğimiz kül olup gidiyor. Yani çıraklık olmayınca mesleğimiz elden gidiyor. Yani bunlara birileri, tevladımız vardık, birileri elimize tutması lazım. Meslek bitmemesi için tevladımız artık birileri bize yardımcı olması lazım.